Bizim bugün canımız neler istemedi ki? Un helvası yapıyorum. Bir de haşhaşlı ekmek yapacağım. Haşhaşının içine yağ koydum, şeker koydum. Haşhaşı çoğalttım öyle. Şimdi de Efe göstersin, yağını eritiyorum. Şöyle. İçine çok az margarin koydum arkadaşlar. Bir kaşık kadar. Gerisi sıvı yağ. Şimdi unumu koyacağım çünkü bayağı bir yağım kızdı. Yağım çok sinirlendi. Çok şimdi havalar iyi gidiyor. Dışarılarda bir şey iyi gidiyor derken dışarıyı göstersin Efe. Yağmurlu demek istedim. Dışarısı çok yağmurlu arkadaşlar. Sonunda yağdı. Haliyle ne oluyor? Evde dura dura canımız da bir şeyler istiyor. O yüzden pek belli olmuyor yağmur yağdı ya, ama çok yağıyor. Aç kapıyı, sesler geliyor. Aç. Evde de durunca ne oluyor? İşte insan canı bir şeyler çekiyor. Kapat. Gördüğünüz gibi. Çok şükür yağmurlarımız başladı arkadaşlar. Yağmurlarımız başlayınca da karardı mı oğlum? He? Yok, iyi. Ama öyle daha iyi. Işıkla mı? Hı hı. O da benim gözümü rahatsız ediyor. Olsun, böyle değil. Ama he, böyle iyi mi? Değil. Gözümü çok rahatsız etti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kavuracağız. Kahverengi olana kadar. Kahverengi olana kadar kavuracağız. Ondan sonra şerbeti dökeceğiz. Ekmeğimin hamurunu da kabarttım arkadaşlar. Normalde haşhaş ekmeğe süt koyuluyor ama bizim sütümüz olmadığı için normal poğaça hamuru gibi yapıyorum, anlayacağınız. Bakın helvamı kavurdum. Helvanın yani bu tencerenin sıcaklığını da aldım. Şerbetim de biraz ılıklaştı. Yani ikisi de aynı orta dereceye geldi. Çünkü öteki türlü çok tehlikeli oluyor. Fırlıyor her yere. Şöyle kıvamına baka baka. Tabii herkesin yapma şekli farklı oluyor arkadaşlar. Ben de böyle yapıyorum. Dışarıda hava güzel olduğu zaman işlerimiz oluyor. Bir şeyler yapıyoruz. Vakit geçiyor. Evde otur otur. Gerçekten insanın canı bir şeyler istiyor. Bakalım yaza kadar 100 kilo olur muyuz Efe? He? Habire bir şeyler yiyoruz. YouTube komşularıma da buradan çok çok selamlar. Hepinizi beğenerek izliyorum arkadaşlar. Benim halam var, Nezaket Karademir. O da bana komşu olanlara o da komşu oluyor. O da yani onun kanalı yok ama bana gelenlere o da komşu oluyor arkadaşlar. O da hepinizi izliyor. Şey diyor mesela, hani ben sana gelenlere diyor katılıyorum. Hepsini de severek izliyorum diyor. Geçen akşam konuştuk. Sağ olsun. Bana destek verenlere o da destek olmaya çalışıyor. Hepsine diyor ben de abone oldum diyor. Aa, o kelimeyi kullanmayacaktık, pardon. Komşu olduk diyor. Komşu oldum diyor. Aman sanki ne var yani. Ay, ne kadar da çok şartları var bu YouTube'un. YouTube bu arada bana katılanları alıyor. Bir gün 80 kaç oldu? 89 mu oldu? Hı hı. Bir gün 89 oluyor. Bir gün 83 oluyor. Hatta 82'ye kadar, 282'ye kadar düşüyor. Düşüyor yani. Artık mesela bana gelenler sana geldim diyor. Neyse, ben de bir gün iki gün sonra ben de mutlaka bana gelenlere ben de geliyorum arkadaşlar. Hatta izliyorum kanalınızı, severek beğenerek yorumumu yapıyorum, beğenimi yapıyorum. Mutlaka izliyorum, mutlaka yani. Çünkü emek veriyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Katılıyorum ben de her şeyinize.
Mesela benim ailemden de halam olsun, eşim, oğlum, bana gelenlere biz mesela en az 3-4 kişi geliyoruz. Gerçekten öyle. Bize gelenlere biz 3-4 kişi birden geliyoruz. Onu da söyleyeyim, haberiniz olsun yani. Şuradan ne kaşık var yapayım efendim. Arkaya halanlara bir kaşıkla mı yapayım? Evet. Kaşıkla süsleyeyim değil mi? Öyle yani. Siz de bize gelirseniz o şekilde çok sevinirim. Çok mutlu olurum yani. Birbirimize destek. Şöyle yapayım ya. Birbirimize destek olmak için. Yani halam gerçekten iyi düşünmüş. Takip ediyor çünkü benim bana gelen yorumları, bana gelen arkadaşları takip ediyor. O da dönüyor. O da işte söyledi dedi sana gelenlere, Gülizar ben de dönüyorum dedi. Sağ olsun halacığım. Bu şekilde bence çoğalırız diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Mesela Nermin'in Geçimi diye bir kanal var. Komşuyuz birbirimize. O da mesela kız kardeşine, eşine, eşiyle, yani eşinden, kendinden, o da öyle katıldı bana. Başka kim vardı? Fıstığıyla ünlü neresiydi? Antep. Hayır. Antep. Gaziantep. Yasemin'di ya komşumuz. Osmaniye. Osmaniyeli Yasemin diye bir kanal var arkadaşlar. Kusura bakmasın arkadaşım, gerçekten ben çok unutkanım. Neydi? Osmaniyeli Yasemin. Osmaniyeli Yasemin. Ona da halam, ya hepsine tek tek söylememe gerek yok. Hakan Çelebi kardeşim sağ olsun kanalında sürekli ismimizi söylüyor. Oradan da gelenler var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hakan Çelebi kardeşimin de yolu açık olsun. Temiz kalpli, iyi insan. Öyle yani. Oradaki mesela o Yasemin arkadaşım da, o da mesela ailesinden birkaç kişiyle abone oldu. Yani birbirimize o şekilde gelirsek daha güzel olur bence. Şu şekilde arkadaşlar, bunu kayınvalideme, arkada görümcem var bizim evin arkasında. Kayınvalidemin yanında. Ona oraya yollarım onu da. Şu da evimize, ev kapımıza. Şu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi harika bir şeyimiz oldu, helvamız. Tatlı. Çok güzel oldu tadı. Şunu da birazdan yoğuracağım. Onu da yoğururken göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hamurum mayam kabarmıştı, az önce gösterdim. İki yumurtanın sarısını buraya ayırdım. Beyazını oraya koydum. Ezanımız da okunuyor. İkindi ezan okunuyor bu arada. Yaramazlık yaptım değil mi? Etrafı batırdım. Ben dedim bu yeter ama malzemesi azdı ya. Biraz daha un koymak gerekiyor. Ya da gerekmiyor. Gerekiyor değil mi? Evet, biraz gerekiyor. Bu sefer az yaptım arkadaşlar. Bir de biz bunu çok seviyoruz. Ben bunu daha önce de yapmıştım videolarda, ayrıntılı içine ne koydum, ne yaptım diye. O yüzden tam öyle ayrıntılı çekmiyorum. Biz bunu çok seviyoruz. Böyle ne bileyim, ayda 1-2 defa yiyoruz. Harika oluyor. Çok güzel oluyor haşhaşlı. Bazı yerlerde haşhaşlı lokma deniliyor. Bazı yerlerde haşhaşlı ekmek. Bazı yerlerde her yörenin farklı bir söyleme şeyi var. Yağ koydum biraz içine arkadaşlar. Ilık su, yağ, maya, kuru maya. Kuru maya ile daha güzel oluyor. İki yumurtanın akı, biraz şeker, biraz tuz. Normalde sütle de yapılıyor. Sütle olsaydı daha güzel olurdu ama. Yani biz alıştık. Bakkaldaki sütleri pek sevmiyoruz. Biz kendi ineğimizin sütüne alıştık. Pek hoş olmuyor yani. Bilmiyorum, tadı hiç hoşumuza gitmiyor. Çok zorda kalmadıkça almıyoruz yani. Sonra düşündüm, bu da hani şeysiz olabilir.
sürpriz olabilir yani. O yüzden almadım, koymadım içine. İneğimizin de 15 günü kaldı ama eğer uzarsa, bir 5-6 gün, 3-4 gün uzatırsa, bilmiyorum da tam olarak 15 günü kaldı. 15 gün sonra Allah izin verirse. Geri kalmadı Efe şey, una. Açarken görüşürüz arkadaşlar. Bıçak getirdim burada. Merhaba arkadaşlar, tekrar un helvasından haşhaşlı ekmeğe geçtik. Canımız ne çektiyse sizlerle paylaşıyoruz. Allah herkesin evine versin, herkese versin, bol bol yapıp yesin herkes de. Başka zaman 3-4 tepsi yapıyordum. Bu sefer herhalde bir tepsi çıkar değil mi Efe? Hamur az. Belki de 2 çıkar. Allah bilir onu da. Evet, onu da Allah bilir değil mi anne? Hı-hı. Aferin kızım. Haşhaşı ver annem. Elle yapıyorum arkadaşlar. Kaşıkla şunla bunla valla. Hiç her yerine güzel dağılmıyor. Elle daha güzel. İçinde sıvı yağ var, şeker var. Hamuruna da çok az şeker koydum. Biraz tatlımsı olunca daha güzel oluyor. Tamamen tuzlu olunca güzel olmuyor. Biraz tatlı olmalı içinde. O zaman daha lezzetli. Bakın arkadaşlar, kat kat oldu. Şöyle. Şöyle rulo yapmıştım. Rulo yaptım. Şöyle lokma lokma kestim arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ay, elim yandı. Şöyle şöyle sıkıştırayım da. Yersin sonra sen orayı, ben ağrı gideceğim. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ahır saatim geldi. Haşhaşlı ekmeğimi yaptım. Helvamı yaptım. Şimdi bu helvayı arkaya götüreyim. Arkadaki eve. Biraz daha haşhaşlı ekmek alayım. Bizden bugünlük bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.